Evet. Selam arkadaşlar. Bir merhaba deyin bakayım hadi. Abi. Herkes buraya toplanmış. Şimdi herkes bir merhaba desin onlar kesin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kerem. Jarjar 3135 YouTube'da kanalım var. Twitcher'ım yani Twitch yayıncısıyım. Twitcher? Bugün beraber yayın yapmak için buradayız. Twitcher ne babacan biliyor musun ne yaptığını? Twitcher moruk Twitcher şey. Biliyorum. Twitcher'ı bilmiyorum. Twitcher vallahi. Şey ya. Bu ben Archer biliyorum. Archer. Gamer biliyorum. Gamer Twitcher bir de şey bu Twitch şeydir abi. Böyle pislik bir karakter. LoL'de. Twitcher'da onu çok oynayan Twitcher. Twitcher diyorlar. Şimdi abi buraya toplanmamızın asıl sebebi şimdi Jar Jar 3135 bizi davet etti. Teşekkür ediyoruz ona. Merhabalar. Yanında hoş bulduk. Cemal kardeşimiz mevcut var. Merhaba mevcut. Alalım. Cemal kardeşimiz mevcut. Ben çok iyi bir şey oldum. Ben yiyorsun abi. Şaktan maç oynarım. Arkadaşlarla okey oynarız ya. Geliyoruz biz de. Tetris oynarız. Güzel. Sen abicim. Aa, biz işte merhabalar. Bizim kanal zaten bu ekmek evet, arası. Evet. Ekmek arası işlemcinin baş koordinatörü. CEO. Hadi bak. Evet biraz yaşlıyız abi. Ondan beri CEO yaptılar. Bugünkü konumuz ne abi? Bugün Sony. Sony markasındaki evet, cep telefonlarını. Cep telefonlarından bahsedeceğiz. Burada mesela şu arkadaşımız bu küçük beyaz minnoşu kullanıyor. İlk cihazın mı abi Sony'de? Alınır değil, mı? Hayır kesinlikle değil. Bu benim yolda bulduğum bir telefon. Ben kesinlikle Sony'ye karşı bir bireyim. Özellikle neden? Sony Cemal babaya sever. Yaklaşık 1998-99 yılında aldığım bir PlayStation 1 Sony. Ürünüm vardı. Sony. En son bunu aldım ve bıraktın mı piyasaya? En son bunu kullandım 1,5 sene. Ondan sonra tövbe ettim yani bir daha da. Kullanmam dedim Sony'yi. Aynen. Sonra bir gün yolda giderken elimde Samsung E250 var. Dokunmatik telefonlar yeni çıkmış. Bunu ayağım değdi. Bir tökezledim bir şey oldum. Baktım yerde bu var. Hat yok içinde yani. Direkt aldım bizzat kullanıyorum. Güzelmiş abi. Aynen. Bundan memnun kaldım mı? Kalmadım çünkü su geçirdi. Havuza atladık bununla ama işte su geçirmez yazıp yazmadığını da bilmiyorum. Okumam yok. Hiç okumadım. Yani kötülemem gerekiyormuş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şu an kötüleyemiyorum yani. Arkadaşım ben M4 kullanıcısıyım. Getirmeyi unuttum. Eski telefonum şu an söylemeyeyim başka gün. Çok güzel bir telefon kullanıyorum. Ama reklam olmasın. Burada birkaç adet D2 var. Bence Sony'nin en güzel telefonları Z2 Amiral gemisiydi. Şunlar hala çalışıyorlar. Evet. Bu çalışmıyor. Abi benim. Orada kaç telefon var? Kaç telefon şu var? Şu an 6 telefon var. Şu arkadaşımız hala şimdi Z3 Plus kullanıyor. Arkadaşlar benim Z3 Compact kullanıyorum. Z3 Compact'ta yani bir sıkıntı duymuyordum. Son zamanlara doğru bu 2 yıl geçtikten sonra telefon çıldırmaya başladı. Telefondan yanıt alamıyordu. Şu anda kameraya bakamıyorum. Oyunla ilgileniyorum. Kusura bakma. Ne sorunlar yaşadın? Sorun bir kere telefon ciddi şekilde yavaşlamalar. Telefonu ciddi şekilde yavaşlamalar olmaya başladı. Bir daha diyorum. Bakın bunu. Telefon hayvan gibi yavaşladı arkadaşlar. Ondan ayrı. Ne oluyor lan? Kim anlar stüdyoda? Cihan arkadaşımız arkada işlemler yapıyor. Kendi yayın akışını kontrol ediyor. Doğru. Yayın ses kontrolü. Evet abicim. Sorun şu an nedir telefonda? Bir tek bu mudur? Yani tercih eder misin bir daha sonra? Öldük ya. Telefonumuz. Hayır abi. Kardeş bununla işim tamam. Adam arkada ne yaptıysa. Sonra telefon kırıldı. Ve çok saçma bir şekilde kırıldı. Yaklaşık böyle yani bir 30 santimlik bir yerden düştü, yüzüstü düştü ve paramparça oldu. Bir de sonlarda ekran kırıldı mı hiçbir şekilde dokunmatiği de bozuluyor. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsunuz. Ondan sonra babam da aynı telefonu kullanıyordu. Ondan aldım aynı telefonu ve arka kameraları birden kesildi. Hiçbir şekilde bir hasar olmadan, düşüp kırılmadan arka kameralar kayboldu yani. İkisinde de birden. İkisinde de. Onda da öyleydi. Bunda da öyle. Bir de arkadaşım var. O da kullanıyor. Onda da arka kameraları gitti. Yani karanlık çıkıyor. Kameraya bir gösterelim.
Kameraya giriyorsunuz ve kameraya dönüp böyle arkada hiçbir şey gözükmüyor. Şu anda mesela pardon, arkadaşları göstermesi lazım. Biz yokuz aslında şu an. Evet, evet, bu sorun gözüküyor. Gerçekten mevcut birçok telefonda yaşandı. Yani internette de yazılmıyor bunun hani bir çözüm falan filan yok. Yani diyor ki kullanıcıya artık yenisini al. Telefon aynen. Zamanda kaybolmuş kardeş. Zamanda kayboldu telefonum. Yani Sony'den tabii ki memnun olarak başladık. Herkes öyle başladı. Memnun değiliz. Şu yani an şu an bence herhalde hala çalışan Z2 var mesela şurada birkaç tane. Ama tabii ki bir iki arkadaşımız değiştirdi. Bir kuzende vardı, onunkini aldı. İşte Cihan'da var. Yani hala gerçekten Z2 amiral gemileri arasında Sony'nin en iyi telefonu çıktı diyebiliriz. Ama tabii ki çok eskidi yani. Şu an çok yavaşladı. İşte tepkili süreleri. Bir de mesela Z2 kullanmış birisi olarak sen fotoğraf makinesini aldığın zaman güncelleme geldikten sonra yaklaşık bir sene sonra belki daha az fotoğraf makinesinin çok fazla gerilediğini söylemiştin. Sen. Evet ben dedi diyor. Ben de Z2'den çok çok iyi başlangıç olarak çok iyi performans aldığımı düşünüyordum. Daha sonrasında Z2'nin gerçekten ya da Sony markalarının, Sony firmasının telefonlarına güncelleme desteği olmadan işte nasıl diyeyim daha kötü süreçlere gittiğini adım adım fark ettim. Yani böyle bir şey olamaz abicim. İşte su geçirgenliği daha fazla artıyor gün geçtikçe ya da daha fazla yavaşlıyor. Kameralarda çok büyük sorunlar çıkıyor. Bir kere su geçirmez diye çıktı, sonra suya dayanıklı diye örtbas edildi o. Ya bu söz konusu değil. Tamam biz buna eyvallah diyoruz. Amenna hani bunda bir şey yok. Ama gel gelelim kamera konusunda her bir güncellemesinden sonra kötüleşmesi bizim için gerçekten hayal kırıklığı oldu. Daha sonrasında çoğu markada, çoğu Sony modellerinde bazı kameraların arka kamera, ön kamera olarak ayrı ayrı kafasına göre çalıştığı ya da çalışmadığı görüldü. Böyle bir şeylerle fark ettik, karşılaştık. Çok saçma geldi bize. Burada kaç telefon var? Burada 6 telefon var şu an. Bir tane benim M4 var, onu getirmeyi unuttuk. Bir de şöyle bir olay var. Benim arkadaşım Z2 kullanıyordu, onda vardı. Şu arkadaşın Z3 Plus'ı vardı. Geldiği hafta su geçirmiyor diye, garantisi var 2 metreye kadar diye havuza girdiğini söylemişti. Ha evet. Ve benim ilk telefon Z3 su Compact. Geçirmişti. Aynen ben bir kere Sony'den aldım. Z3 Compact'ı istedim. Mercan rengini istedim. Bana beyaz renk gönderdiler. Sonra su geçirmiyor diye su altı çekim yapmak istedim. Havuza girdim. Telefon şarjı bitti. Şarja koydum ve telefon bir daha açılmadı. Geri gönderdim. Bana yeni telefon gönderdiler. Siyah. Yani böyle başladım Sony macerasına. Komikti benim için yani böyle şeyler. Evet. Bizim olayı anlat istersen. Ben Sony'de ekran dokunmatiği bozuldu ve aynen, bende M4 vardı. Yani zaten M4 başlı başına bir hataydı. Sony MediaTek işlemciyle girip orta seviye bir sınıfta gerçekten amiral gemisi hissiyatını verip satışları patlatmak üzere böyle bir şey yaptı. Sonra dediler ki biz MediaTek kullanalım. Bunu orta segmente düşük fiyatlı bir satışları patlatalım dediler ama ellerinde patladı bu olay. MediaTek bu olayda çok kötü şeye sebep oldu yani. Sony'nin resmen batmasına sebep oldu. İlk çıktığı hafta uygulama kendi kendine kapatılıyor, kullanılmıyor. Telefon kendi kendine açılıp kapatılıyor. Batarya probleminde şarj olma problemleri ne oldu? Elimde patladı telefon. Bundan sonra ben Sony alır mıyım? Almam. Onun dışında şunu söyleyeyim. Mesela bu sene çıkacak olan birkaç tane telefon var. Şu ekran kasa oranına bakın. Şu ekran kasa oranına bakın arkadaşlar. Yani bu sene 2018'in Ocak ayında çıkacak olan telefonlar var. 3 tane model. Ve şu ekran kasa oranından çok farklı değiller. Yani sen şimdi gelmişsin bir amiral gemisi, 2018'in amiral gemisi üretiyorsun diyelim. Hala bu ana kasadan farklı bir şey yapamadıysan ben zaten sana hiçbir şey söylemiyorum. Senin mühendislerin uyuyor olmalı. Şubat ayında gerçekten gülünç bir şey. Gerçekten gülünç çünkü uyuyorum yani ben. Ne 18'de 9 kasa var. Yeni çıkan olan telefonlardan bahsediyorum. Bunlar tabii ki eski.
Yani zamanın amiral gemileri çok satanlardı. Z2, Z3 kompakt falan. Bu arada onlarda da çok büyük, Z3'ten sonra çok ciddi ısınmalar da ısınma problemleri oldu ve bunları güncellemeyle çözemediler tam olarak. Neyse o konuyu da geçelim. O da ayrı bir olay. En son zaten 2018'de o Şubat ayındaki amiral gemisinden bahsediyorum. Orada artık full ekrana geçeceğini ve 18'e 9 ekran olacağını, hatta orada 16'ya 9 olduğunu söylemiş. Tam zaten bilgiler sızdırılıyor şu an. Kesin bilgiler yok ama yani böyle bir şey yapacağını söyledi ve şu an daha bir tane telefon üreteceğini söyledi. Tamam bununla iddialı bir giriş yapıyor ama yani bu saate kadar neredeydi bu mağarası? Yani oyun mu oynuyorlardı bizim gibi? Ne yapıyorlardı bilmiyorum yani. Abi şimdi bu bu kadar telefondan sadece bizim imkanlarımızla alınmış birçok telefon. Daha burada eksik olan 2 tane 3 tane daha var. Sony Z2'si Z3 kompaktı tekrar olsun. Biz önerdik o zamanın çünkü gerçekten revanşlı olan güzel telefonlarıydı. O zamanın telefonlarıydı. Bu telefonları önerdik ama bu kadar sorun yaşanılan başka bir marka daha herhalde yoktur diyorum. Hepimiz sorun yaşadık ve hani bunlar yazılımsal sorunlar değil, teknik donanımsal sorunlar bizleri çözemeyecek. Hani ROM atsak çözülebilir mi? İşte şey atsak çözülebilir mi? Öyle değil. Şey yok. Şimdi hayır. Ben size anlatayım. Şöyle bir durum yaşadım. İlk Z2'nin dokunmatik ekranın kendi kendine bozulmasından sizlere de bahsetmiştim. Bu bozulma şey oldu. Kendi kendine dokunuyordu telefon. KVK'ya gönderdim. Komikti yani. Kendi kendine kendine parmaklıyor. Şimdi KVK'ya gönderdim abi. Bana telefonu hatın çekmediği şekilde gönderdiler. Ekranı yapmışlar. Hat çekmiyor. Koyuyorsun hatı. Okumuyor. Hatı. Çekmiyor. Hatı. Sim kartı. Sim kartı. Sim kart. Hat abi işte hat. Sim kartı koyuyorsun abi. Evet can koyuyorsun abi. okumuyor abi. Böyle bir sorunla karşılaştım. Tekrar gönderdim. Bu sefer yine birkaç gün çalıştı sim kartı taktıktan sonra. Bu sefer yine çekmemeye başladı. Sonra tekrardan gönderdim. Bu sefer yine aynı şekilde gönderdiler. Hiçbir şey yapmadan. Tekrar gönderdiler. Yine gönderdim. Artık gelince aynı olduğunu gördüm. Abi dedim yollamaya değmez yani. Hani tamam elimizde patladı. 2 yıl kullandık bu telefonu elimizde patladı ya. Yani olmaz ya. 2 yıl kullandık. Olmaz. Hani daha da kullanalım abicim. Biraz daha. Abicim bunları kullandım ama zaten 7 yıl yani. Ve? Abi 2 yıl kullandık ama güzel bir şekilde kullanamadık ki. Yani telefonu aldı adam işte bir sene dolmadan bir yazılım problemi geldi. Güzel telefon süper bir fotoğraf çekerken manuel ayarlarda geceleyin ayı falan çekmiştin sen ya. Evet şeyi, yani ayı yani. Ayı çekmiştin abi. Abi çekilmişti yani o ayı illa çekilecek misin o gece çekilmek istedi çektik ama ha şunun da sorununu gösterelim abi, bu çok komik bir şey. Bu da 1250 falan. 1250 liralık M4 Aqua suya dayanıklı ama kendisine dayanıklı değil buradan gördüğünüz gibi. Şu telefon düz hani bataryanın şişliğini tespit edebilmemiz için. Şöyle Beyblade gibi masada dönebiliyor. Evet abi bu telefonun batarya şişme testi. Evinizde uygulayın batarya şişmediğini anlayın. Abi yani bu bombe bu hemen, şey hemen başka çok telefon garip. Deniyoruz. Hemen başka telefon deniyoruz. Dönmüyor abi. Yani koy M4 koy. M4 koy oğlum. Çevir bak sabaha kadar döner. Aynen. Yani bunu abi, bu yer çekimsiz ortamda çevirin sabaha kadar döner. Şimdi ben bunu geceleri şarja takıp uyuyorsam sabahleyin. Spinner. Yangın çıkar abi. Yani bize şöyle göster bir, göster bizi. Yani şurada kabaca ne kadar var? Yani 6-900'de kalmıştım en son. Bir telefon kalmıştı. Bu ne kadar? Bu da 1800'de. 8-700 falan oldu herhalde. Abi 10.000 lira falan. Yani 8 havaya gitti. Bir de bu var. Bu da Sony. Sony. Bu LG ama. 10.000 TL. Telefona gitmiş durumda ailecek kullandık çok 2 sene içerisinde oldu. 2 sene içerisinde 10.000 TL zarardayız. Yani Sony'nin kaç kişi kullandı bunu onu da söyleyeyim. 1 2 3 4 5 kaç kişi?
8. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Son ilk yani mağduriyetimizden bahsettik ve piyasadaki vizyonundan bahsettik. Daha bu daha ne yapalım? Ne yapabilir yani? Sony hiçbir şey yapamayacak Allah bence. Allah kamera Allah üretiyor. Allah. Tüm dünyaya kamera üretip kalacak mı? Ya da yeni gelecek telefonlara sadece parmak izimi okuyacak? Bilmiyoruz. Bence biraz uzak durmalıyız. Çünkü bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkes mağdur şu anda bu. Görüşürüz. Yayınımı takip edin arkadaşlar. Jar Jar bizi evine davet etti. Bu küçük stüdyosunda geçişleri çekim yaptı. Unutmayın. Jar Jar 31-35 Twitch kanalında yayınlar yapıyor. Takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.